Evet sevgili dostlar hepinize merhabalar. Bugün pek kıymetli oyuncumuz Dimitrios Pelkas'ı yine sizin isteğiniz doğrultusunda anketlerde en çok oyalan Dimitrios Pelkas'ı sizlere anlatmaya, değerlendirmesinin nacizane performans raporunu sunmaya çalışacağım. Kısaca geçmişinden de en başta bahsedeceğiz. Ve oyun özellikleri olarak neler bize vaat ediyor? Az çok pek çoğunuza tabii ki vakıfsınız temel olarak. Ben de çok farklı şeyler söyleyeceğimi zannetmiyorum bu anlamda ama... Fenerbahçe ile ilgili nacizane tasarrufumuzu da dile getirip videoyu bu şekilde noktalayacağız. Evet dostlar tekrar hepiniz hoş geldiniz. Bugün yüzümüz gülüyor. Güzel bir oyuncumuz, başarılı, değerli bir oyuncumuz Dimitrios Pelkas'ı e, ele alacağız. Kendisi 26 Ekim 93 doğumlu, 27 yaşında e, Prime dönemine oldukça yaklaşmış. Prime dönemine girmiş, giriyor olan, giriyor olan bir oyuncu. E, Umuyorum diliyorum seneye de mesela daha iyi olacaktır. Ee, ve sonraki senelerde de birkaç sezon boyunca da en üst seviyede kendisini e, futbolda çok başarılı bir şekilde devam ettirecektir. Fakat e, umuyorum ve diliyorum birkaç sezon içerisinde e, kendisini güzel bir şekilde satışından para da kazanırız diye umuyorum. Kendisi 18 yaşında Yunanistan'da PAOK'un e, U21 takımıyla kelimenin tam anlamıyla harikalar yaratırken ee, ülkenin birçok büyük takımı kendi bünyesine katmak istediği oluyor. Eee Panathinaikos o dönem Olympiakos aynı şekilde ilgi mektubu bu ülkeye ilgi mektubunu yolluyor. Fakat PAOK e, direkt kendisini A takıma çıkararak kendisiyle ilgili planlarının olduğunu söylüyor ve e, oyuncunun satışına onay vermiyorlar. Pelkas'ta e, PAOK'a her anlamda e, bağlı bir oyuncu aslında. Aidiyet duygusu çok yüksek bir oyuncu Pelkas. E, tabiri caizse size gerçekten bir şeyler vermek için bahane arayan bir oyuncu. Çünkü oyunu çok seviyor. E, dolayısıyla da her şeyini vermek için e, en ufak bir ortamı dahi e, değerlendiriyor. Sadece ve sadece çok mutsuz olduğu bir tek bir dönem var. Orada nispeten başarısız. Oraya da geleceğiz ama onun dışında baktığımızda kariyerinde devamlı son derece başarılı istatistiklere sahip olan bir oyuncu olduğunu görüyoruz. Nitekim A takıma çıktıktan sonra 12-13 sezonunda ilk sezonda 19 yaşında 16 maçta süre buluyor. Bunların 5'i ilk 11. bir gol atıyor 2 de asist yapıyor. Sonrasında Paukun kadro sürkülasyonu içerisinde Dimitros Pelkas'ı kiralık verme kararını alıyorlar. Çünkü Pelkas daha fazla oynamayı hak eden bir oyuncu belki. Daha fazla süre almayı hak eden bir oyuncu belki. Fakat o seviyede, o kadro sirkülasyonunda bu çok mümkün olmayacağı için, yaşı da henüz genç, 20 yaşında. Apollon Klamar ise e, Yunanistan'ın e, Vasat bir takımlarından bir tanesine Vasat altı hatta ortalamanın bir tık altı bir e, takım olan Apollon Klamar ise kiralıyorlar. Orada küçük bir sakatlarının dışında genel olarak son derece verimli bir sezon geçiyor aslında. 18 maçta oynuyor. Bu 18 maçın tamamında da ilk 11 oynuyor Pelkas. Ve ilk kez burada 4 gol atıyor Yunanistan Ligi'nde ve bir de asist yapıyor. 18 maç baktığımızda hala çok yüksek bir maç sayısı değil belki ama maçların tamamında ilk 11 çıkması. işte önceki sezon ilk 11 çıktığı maç sayısı 5 iken buraya kiralandığı için 18 maçta ilk 11 çıkmış oluyor. Ve 4 gol bir asistle e, gelişimini sekteye uğramadığı gibi bilakis biraz olsun üzerine koyarak Pauk'a geri döndüğü senaryoda e, kendisinden Vitoria Setubal'e Vitoria Setubal'den kendisine bir kiralama teklifi geliyor. Portekiz'den bir kiralama teklifi geliyor. E, Pauk'un o dönem aslında Perkaz'a çok da kiralama gibi bir düşüncesi yoktu. Fakat aynı şekilde ilk 11'de kesin olarak süre veremeyeceklerdi. Dolayısıyla Pelkas'ta ee, daha fazla aynı şekilde oynayabileceğim bir yerde olmam benim gelişimim için daha uygundur. Ama oradan döndüğümde hala paokta süre alamayacaksam çok farklı şeyleri konuşabiliriz gibisinden. Bir anlamda da e, ilk defa çok bağlı olduğu kulübe e, bir anlamda artık payımı verin hakkımı verin oynatın beni gibisinden. Bakın gidiyorum ama bu son gibisinden bir çıkışması oluyor. O dönemki PAOK başkanıyla konuşmaları, e, demeçleri Yunan basınında çokça yer aldı ve e, PAOK taraftarlarını bir anlamda ikiye bölen bir karar oldu. Birçoğu aynı şekilde devam etmesini dilerken Pelkas, e, PAOK'un gündeminde devamlı şu veya bu şekilde futboluyla kiralanması, kiralanmaması, performansı vesaire devamlı PAOK'lu taraftarların hep e, gündeminde olan bir oyuncu olmuş. Nitekim Fenerbahçe'ye transferine de bunu sosyal medyada e, yakinen gördük birçok taraftar çok fazlasıyla üzgündü açıkçası Pelkas Pauk'tan ayrıldığı için taraftarın sevgilisi derler ya işte henüz o yıllarda dahi e, taraftarın sevgilisi olmaya başlamıştı e, Pelkas ve son kez kiralık gitti işte Vitoria Setubal'de 14-15 sezonunda ki artık e, 21 yaşındaydı 30 maçta oynadı ilk kez kariyerinde 30 maçı gördü profesyonel seviyede Dimitros Pelkas fakat bunların 12'si ilk 11 Olabildi. Ee, olsun. 4 gol attı. 2 de asist yaptı. E, netice itibariyle 30 maçta süre almasın. E, 12 maçı ilk 11'de olsa. E, oldukça yüksek bir sayı o dönem için. E, Kariyerine ilk defa dediğim gibi 30 maça çıkıyor. Ve netekim tam da bu süreçte ilk defa kendisiyle ilgilenen bir kulüp oluyor. Büyük bir kulüp oluyor. Kendisiyle ilgilenen büyük bir kulüp oluyor ilk defa. Porto kendisini kısa listesine alıyor. Menajer arayıcılığıyla e, görüşmeler oluyor. Fakat e, Porto'nun da inanılmaz bir oyuncu havuzu var biliyorsunuz. Ki sadece A takımdan değil e, ya birçok kiraladığı e, bu oyunculardan oynatmadan belki para kazandığı oyuncular var. Bunlardan biri belki Pelkas'ı yapmak istiyorlar ama Pelkas bu sebeple özellikle bu sebeple e, Porto ile görüşmelerin henüz başında olumsuz yanıtı bildiriyor. E, nitekim Pauk'ta oynayacağını düşünüyor ve e, bunu hissediyor. Ve Pauk'ta seve seve kalmayı zaten sevdiği kulüp olan Pauk'u, e, taraftarı olduğu kulüp olan Pauk'ta oynamaktan büyük bir sevinç duyuyor. O kadar ki işte yani e, Pelkas dediğim gibi mutlu olmaya yer arıyor ve mutlu olduğu zaman çok iyi performans veren bir oyuncu. E, duygusal yönleri çok ağır basan bir oyuncu Pelkas. işte 2015... 2019 yılları arasında 15-16 sezonuyla başlayan 18-19 sezonu da dahil olmak üzere sona eren bir serüven. 4 sezon boyunca Pauk'ta ufak tefek sakatlıklara rağmen 150 maçta forma giyiyor 4 sezonda. Yaklaşık sezonda 37-38 maç gibi bir istatistik tutturuyor ortalama. Bu 150 maçta 35 gol 23 asistle doğrudan 58 gole e, katkıda bulunuyor Dimitrios Pelkas. E, son derece iyi gibi gözüküyor açıkçası. Her sezon ortalama 11-12 çift tane tabela yapılmasına doğrudan e, katkı verdiğini görmekteyiz. Bu süreçlerde özellikle 2018 yılında çok iyi bir sezon geçirmişti ki e, piyasa değerinde en yüksek olduğu yıl da 2018. olimpiakos e, Olympiakos kelimenin tam anlamıyla e, resmi teklif dahi yapmıştı Paok'a ama e, Paok e, bu teklifi yetersiz görmüş, e, Olympiakos'un fiyat arttırmasını istemiş. E, Pelkassa gitmeye gönüllü değildi. E, nitekim bu transfer gerçekleşmedi, fiyat yükselmedi. Pelkassa çok gönüllü değildi. Paok da satmadı. Fakat sonrasında o e, iş. 2019 yılında biraz bozulmaya başlıyor. Özellikle 18-19 sezonun ikinci yarısından itibaren. 2019 yılının tamamında mutsuz bir pelkas görüyoruz. Ee, özel hayatında büyük bir değişiklik yok belki ama e, kulüpte hoca değişimleri, değişen hocaların e, pelkasa olan yaklaşımları, pelkasın e, en ufak bir hatasının hiçbir şekilde tölere edilmek bir yana e, cezalandırılması çeşitli şekillerde Pelkas'ı çok mutsuz ediyor. E, halbuki Paukun belki en iyisi. 10 numarası, kaptanı. E, nedense bir anda e, hak ettiği saygıyı görmediğini düşünüyor Pelkas. Ve mutsuz oluyor. Ve mutsuz olduğu bu süreçte işte 2019 e, 20'de başarısız, nispeten başarısız bir sezon geçiyor. 7 gol bir asistle e, ve sanırım ufakta bir sakatlık vardı ama e, o sakatlığı da bir röportajda söylüyor. Sakatlığım da bahane edilerek birçok maçta oynamadım. Aslında oynayabileceğim birçok maçta da oynatılmadım gibisinden bir söylemi de var. E, 21 maça çıkıyor. E, 19-20'de Pelkas. 7 gol 1 asist yapıyor. E, derken işte 20-21 sezonu e, 8 maça çıkıyor. Erken başlayan e, Yunanistan Ligi'nde nispeten bize göre biraz olsun erken başlayan Yunanistan Ligi'nde Zaten e, Beşiktaş'ı bilirsiniz Avrupa kupaları için elemeler oynadılar. Nitekim Pelkas'ın bir golü vardı. 8 maça çıkıyor Fenerbahçe'ye gelene kadar bu sezon. Yani Pelkas bugün e, 23-24 resmi maç oynamış durumda açıkçası. E, şimdiden. Bunların yedisi ilk 11. 2 gol atıyor Pelkas. Fakat dediğim gibi oradaki buzsuzluğu aynen devam ediyor. Sözleşirmede sonrasında iyileştirme talep ediyor. Bu gerçekleşmiyor. Perkas hiçbir alanda manevi olarak, maddi olarak hiçbir şekilde hak etti, saygıyı görmediğini düşündüğü anda menajerine ki Rogon şirketidir malumunuz. Bu işi en iyi yapan, en profesyonel e, şekilde yapan şirketlerden bir tanesi olan dünya ünlü Rogon şirketinin bir oyuncusu. E, ben farklı bir yerde oynamak istiyorum. Artık buradaki misyonumu tamamladım gibi bir açıklamasının ardından Pavuk da pekala artık hiç e, ya o ilişkiler kopmuş artık. Sadece burada üzülen taraftarlar oluyor. Pau taraftarları e, gerçekten çok üzgündü. Bunu bugün hala görmekteyiz. Pelkas'ın bir golünde bir asistinde yazıyorlar hemen. E, kendisini özlemle anıyorlar açıkçası. Böyle bir intiba bırakmış. E, bize de tanıdık geliyor değil mi? Her neyse. Pauk'dan ayrıldıktan sonra son derece cüzi bir miktar. Oyuncunun ayrılma talebi. Pauk'un kendisini nispeten kolay bırakması ve işte e, evvelki sezonu nispeten oynamayarak ve nispeten kötü geçirmesi Fenerbahçe'nin aslında en büyük şansı oluyor. E, 2018 yılında 4 milyon avro piyasa değeri olan oyuncuyu 1,6 milyon euro bonservis ve maaş olarak da sadece 1,2 milyon euro garanti ücrete renklerine bağlıyor Fenerbahçe. Çok da iyi yapıyor. Alındığı gün de söyledim. Bakasetas'tan az da olsa daha genç, çok kısa bir süre var belki aralarında ama Bakasetas'tan e, daha çok tabela yapmaya namzet. Bakasetas'tan daha ucuz. Bon servis olarak da Bakasetas'tan daha uygun, maaş olarak da bir oyuncu Dimitros Belkas dedim ve o alınmasından ziyadesiyle mutlu olduğumu söyledim. İlgili e, ilgili ve ilgili taraftarlar ve e, yakın takipçiler bunu iyi hatırlayacaktır ki e, kadrodaki işiş nispeten şişkinliklere karşı olan yaklaşımımı da bilirsiniz fakat Pelkas'ın transferine mutlu oldum. çünkü ben Pelkas'ı e, Yunanistan milli takımından tanıyan bilen bir oyun, biriydim, e, Paok Beşiktaş maçlarından geçmişten yıllardır Paok'da e, bilen biriydim kendisini beğenen birisiydim. E, şimdi oyuncuyla ilgili işte tarifi yap etmek gerekirse hepinizin de aslında bileceği üzere ama e, fiziksel özellikler çok ön planda olan bir oyuncu değil belki. Ama bununla alakalı çok da bir zaaf oluşturmuyor size. Ee, modern bir on numara diyemeyiz belki ama Pelkas aslında kenarlarda da biliyorsunuz e, oynayabilen, etkili de olabilen bir oyuncu. E, hem içeri kat ederek oynayabilen bir oyuncu hem e, gerçekten hiç eveleyip gevelemeden direkt şut e, çekebilen bir oyuncu. Tek vuruşta, tek pasta e, işi bitirebilen bir oyuncu, inceci bir oyuncu. Ee, ikinci forvet rolünde dahi süre verseniz ben başarıyla görevini yapacağını düşünüyorum. Özellikle yaşının ilerlediği senaryolarda oralarda iyi işler, iyi ince işler yapacağını düşünüyorum. Şu anda bugün hala takım savunmasına e, nispeten katkı verdiğini görüyoruz. Özellikle robot tedrisi saatinde bir zafiyet oluşturmadığını görüyoruz. Ee, hava toplarında çok etkili değil. Halbuki boyu çok da kısa da değil. Ee, tahmin edilenin ötesinde 1.76 boyu var ama hava toplarında genel olarak e, zayıf kalan bir oyuncu ayağı iyi duran topları etkili kullanabilen bir oyuncu pek bize sıra gelmiyor canellerden sosalardan vesaire ama e, gerçekten duran topları da etkili kullanabilen bir oyuncu pelkas penaltı olsun korner olsun e, dar alanda çabuk e, çevik çabuk reaksiyon gösterebilen çabuk ilk dokunuşu başarılı ve pozisyon alması son derece iyi. Top saklaması aynı şekilde etkili bir oyuncu. Peki zaafları ne desek? Ee, bir kere duygusal bir oyuncu olduğu için maç içinde yeri geldiğinde yani öyle bir 10 dakikalık 15 dakikalık bölümler olabiliyor ki Pelkas'ın gerçekten ee, düştüğünü duruma göre görebiliyorsunuz. Eğer skandal bir hakem hatası varsa ki Yunanistan'da da bunlar yaşandı. bizde maalesef bugün hala dibine kadar hissediyoruz bunları. Eğer e, skandal hakem hataları varsa, takım arkadaşları e, çok kötü bir bireysel hata yapmışsa, eğer o gün o maçı çok kaybetmeye namzet bir durum varsa, Pelkas'ta çok aşağı düşenlerden bir tanesi. Yani e, o anlamda e, büyük bir liderlik özellikleri yok. E, Caner gibi mesela e, takımı ateşleyecek, isyan edecek o anlamda bir özelliği yok. İşlerin iyi gittiği senaryoda, planların belli olduğu, antrenörün... E, Şablonları ellerine verdikleri senaryoda iyi bir takımın iyi bir oyuncusudur Dimitri Ospelkas. Onun dışında gerçekten büyük takımın büyük oyuncusu olmak farklı bir mezi meziyet açıkçası. Ee, onun dışında eleştirebileceğim açıkçası çok da ön plana çıkan, gerçekten ortalamanın çok da altında kalan e, bir özelliği yok. E, son pasları, son vuruşları zaten iyi. Pozisyonu alması, çabukluğu, çevikliği, soğukkanlılığı zaten iyi. E, tabela yapabilen bir oyuncu. Dediğim gibi e, biraz mentalitesini e, kuvvetlendirmesi lazım. E, denemekten de bıkmayan bir oyuncu. Bu da güzel. E, çokça şut çeken, çokça e, ara topu deneyen, çokça e, bunları hep deneyen bir oyuncu. Fenerbahçe'nin bu anlamda e, oyunun ikinci bölgeden üçüncü bölgeye geçerken ki e, yükünü çok hafifletiyor. Bu yükü kendisi bir hayli karşılıyor. Nitekim işte bakın bu sezon Fenerbahçe ile 15 e, maça çıkan oyuncu. 14 ilk 11. 5 gol atmış. 5 de asist yapmış. Gerçekten Fenerbahçe'nin skor yükünü ciddi manada çeken bir oyuncu. E, fakat maalesef şunu da görmekteyiz. Kariyer boyunca da aslında benzerlerini gördük ama 5 de sarı kart görmüş. Bu kendisinin ne kadar oyun içinde olduğunu gösteriyor belki. Fakat e, buna rağmen bölüm bölüm kopmaları yaşamasına rağmen oyunun İçinde olduğu zaman da kendisini inanılmaz veren, inanılmaz derecede yüzde yüzünü veren bir oyuncu Dimitrios Pelkas. Bazen bakarsanız oyunda çok etkili gözükmez ama oyundan çıkmaması gereken bir isimdir. Her an her şeyi yapabilir çünkü. 10 dakika sonra yüzde size dönebilir. Böyle anlık düşüşleri sıkça olan bir oyuncu. İşte bu yüzden büyük takımın büyük oyuncusu olamıyor belki. Liderlik özelliği, isyan etme özellikleri yok belki ama tamamen ee, doğaçlama mı diyelim ne diyelim bir anda kendisine ekstra bir e, motivasyon geldiği de olabiliyor. Tabi pozisyonların gelişmesiyle de alakalı bir durum muhakkak ama ee, son olarak kendisinin bugünkü piyasa değerinin 3 milyon euro olduğunu transfer Mart'ı bunları konuşmuştuk biliyorsunuz. Kelimenin tam anlamıyla bir fiyasko olarak değerlendiriyorum. Kendisi bugün en az 5.5-6 milyon euroları etmesi gereken bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. En az. Eminim birçoğunuz da aşağı yukarı benle hemfikirsinizdir 3 milyon euro mudur perkasının hakkı. Takdir sizlerin. kendisi geldiğinde de yazmıştım. Kendisinin 4 ila 8 milyon euro bon servisle 2 3 3 yazmışım. 2 3 sene içerisinde 4 ila 8 milyon euro bandında satacağımızı düşünüyorum diye yazmıştım. Bu artık şartlara göre 6 milyon euro olabilir, 7 milyon euro olabilir gibi bir fiyatlara satarsak çok da güzel olur açıkçası seneye sonraki sene en geç 28-29 yaşında satmak lazım bugün 27 yıl 3 aylık bir oyuncu. 18 kez Yunanistan milli takımının da formasını giydi başarıyla aslında Yunanistan milli takımının hep geniş havuzunda olan bir oyuncuydu hep işte o ya şuna da biraz daha süre verseydim dedikleri oyuncu hep pelkas oldu hak ettiğinden nispeten az sayıda forma giyen, hak nispeten az dakika süre alan bir oyuncu kim var derlerse son 10 yılda Yunanistan futbolunda bu hiç kuşkusuz Dimitrios Pelkas hep havuzda hep kadroda ilk 11 seviyesinde ama çokça tercih edilmemiş açıkçası ve hep işte ya acaba neden olmalıydı neden yok denilen bir oyuncu Pelkas antrenörlerin eleştirildiği bu anlamda bir oyuncu ben inanıyorum Fenerbahçe ile bu formunu sürdürmeye devam ettikçe Yunanistan milli takımın numarı olmayı bırakın de olacaktır zaman içerisinde dediğim gibi hala prime dönemi yani seneye mesela ben Pelkas'ın daha iyi olacağını düşünüyorum mesela bugünden yaş yaşı da bunu gösteriyor artık prime Pelkası 3-4 sezon boyunca en az bu seviyede izleyeceğimizi düşünüyorum. Narizane tasarrufum bu. Fenerbahçe'nin o seviye, ora, o bölgedeki hiç kuşkusuz birinci oyuncusu da olmalı, oldu da. Ama Mesut Özil geliyor. Mesut her şeyin iyi gittiği senaryoda muhakkak ki orada Mesut oynayacaktır. Her şeyin yolunda gittiği senaryoda ki yegane arzumuz bu. Fakat e, Pelkas'ın kenarda da oynama özelliği var. Daha önce söylediğim gibi sol sağ fark etmez. E, oynuyor her iki yerde de. Yunanistan milli takımında da oynadı. Paok'ta da. Fakat e, işte çift maç haftalarından tutun da Allah korusun sakatlık ve cezalarda da yine Mesut'un olmadığı senaryolarda da ki Mesut uzunca bir süre yani bir süre en azından e, 90 yani Mesut 90 dakika forma giymesi için en az bir ay lazım en az. E, ki birlikte oynama alışkanlığı diye de bir gerçek var. O da artık önümüzdeki sezondan itibaren tabanca gibi bir Mesut bekliyoruz açıkçası. E, Mesut'un yokluklarında orada aynı şekilde oynamaya devam edecektir Pelkas. Mesut varken de nispeten dinlendirilebilir. Nispeten kenarda değerlendirilebilir. Antrenör tercihidir. Fakat e, asla ve asla yaban atılacak bir oyuncu değil. Burada çok mutlu olduğunu görüyorum. Son cümlelerim öyle olsun. İnşallah çok mutlu olmaya hep devam eder. Biz de ondan bu şekilde e, verim almaya devam ederiz. Yani bugün satmaktan bahsettim birkaç yerde ama pelkası inanın hiç satmasanız da yıllarca inanın çok da üzülmem. Yaptığınız yatırımın Karşılığının fazlasıyla alacaksınız. Bu şekilde oynamaya devam ettiği takdirde her sene en az 15 en az değil ama e, her sene ortalama 15 tane tabela yapmaya çok e, namzet bir oyuncu açıkçası. Umuyorum biliyorum Fenerbahçe'miz için her şeyin en iyisi olur. E, video Cuma günü sizlere gelecek, ulaşacak. Umuyorum biliyorum. Perşembe günü de e, kazanacağız. Çok istiyorum. Çok zor bir maç. Eksi 15 derecelerde oynanacak bir maç. Allah yar ve yardımcımız olsun. İnanıyorum. İnanıyorum ki sonunda daima iyiler kazanacak. Ee, az kaldı diye ümit ediyorum. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sarı lacı güzel günleriniz olsun.